Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay olacak. Turgay Altay ile birlikte Manisa Futbol Kulübü'nü konuşacağız. Manisa Futbol Kulübü dün sahasında Ümraniye Spor'la karşılaştı. 10 kişi kaldı ve 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik skorla galip geldi. Hattımızda konuğumuz Turgay Altay. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar dinleyenlere de. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız hocam? Çok şükür gayet iyiyim ve dünkü maçtan sonra da hem moral olarak hem de takımın gösterdiği mücadele ve azimden dolayı da gerçekten çok memnunum. Çok değerli bir, yani 3 puandan fazlası olan bir 3 puan oldu diye söyleyebilirim. Evet. Hocam tebrik ediyorum. 3 puandan daha fazlası, çünkü rakibiniz ligin dişli ekiplerinden şu anda ikinci sırada, lider Ankara Gücü'nün ardından. Dün 1-0 geriye düştünüz, 10 kişi kaldınız, 1-1. 11 kişiyken 1-1 yakaladınız. Ardından yine 10 kişi kaldınız. Sonrasında 2-1 öne geçtiniz. Önemli ve kritik bir galibiyet. Özellikle de geriye düşüp maçı çevirmek sizin adınıza ve takımınız adına da olumlu bir etki sağladığını düşünüyorum. Neler söylersiniz hocam? Maçla başlayalım. Ardından Manisa Futbol Kulübü'nde göreve geldiğinizde hedef ligde kalmak gibi görünüyordu. Fakat şu an hedeflerin de değiştiğini düşünüyorum. Neler söylersiniz bu noktada? Evet. Dünkü maçla ilgili söylenecek aslında, sen kısa bir özet yaptın. Evet. Maçın kırılma anları oldu. Bu kırılma anlarında gerçekten özellikle örneğin kırmızı kart pozisyonunda ben haksız olduğunu düşünüyorum. Yani sarı kart verilebilecek bir pozisyondur ama neticesinde bu karardan sonra biz hem oyun formasyonumuzu hem de tarzımızı değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü özellikle ben geldikten sonra takımdan ve Manisa Futbol Kulübü'nün vizyonu modern oyun oynamak ve çağa uygun ofansif bir futbol oyun sergiletmek ve bundan da sıfır tavizle ilerliyoruz. Yani ligin en fazla topa sahip olan, en fazla pas yapan ve pas ritmi en yüksek olan takımıyız. Çünkü bölge girişlerde de en fazla olan takımlarından bir tanesiyiz. 4-5 takımdan biri. Ve ana problemimiz aslında bu oynadığımız, puan kaybettiğimiz maçlarda sonlandıramamaktı. Dünkü maçta da aslında maçın başlangıcı, sonuçta Ümraniye Spor Kulübü, Recep Hoca çok değerli bir teknik adam ve geçen sene aldığı takımı bu sene şampiyonluğa oynatıyor ve evet, ligde ne yaptığını bilen ender takımlardan bir tanesi ve gerçekten sert bir takım. Ona karşı dengeli bir oyunla başladı maç ve çok basit bir hatadan bir gol yedik. Aslında gol olacak bir pozisyon değil ama sonrasında da gelişen süreç bizim ikinci yarıdaki olağanüstü, insanüstü bir mücadele, alanları kapatarak, zaten devre arasında da oyuncularıma söylemiştim, yani bu tip maçları oynamak biraz bir adımsa herkes arkadaşı için bir adım daha atmak zorunda. Bir fırsat kovalamalıyız ve iki tane de oyuncu değişikliğinin getirdiği katkı sayesinde de golü bulduk ve sonucunda da Ümraniye Spor karşısında çok değerli 3 puandan öte bir sonuçla ayrıldık. Umarım bu tabii serinin başlangıcı olur. Çünkü aslında Manisa Futbol Kulübü'nün oyuncu kalitesi, vizyonu buralar için, yatırımı da buralar için değil ve daha iyi yerde, en azından playoff'a, şampiyonluğa oynayacak bir yerde olmalıyız.
umarım bunun başlangıcı olur ama lig de çok sert geçiyor. Herkesin her yerde puan alabildiği ve son dönemece girildiğinde de maç maç düşünmek gereken bir durum. Ve o yüzden bakalım yaşayıp göreceğiz. Ben takımından da ve oyunundan da memnunum. Süreci yaşayalım. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Turgay Altay, sohbetimiz devam ediyor. Turgay hocam, tebrik ediyorum, önemli ve kritik bir galibiyetti. Dünkü evet. Galibiyetin ardından 25. hafta oynanıyor. Bu arada dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bu sezon 19 takım var TFF Spor Toto 1. Lig'de ve her takım bir hafta bay oluyor. Bunun da altını çizelim. Puanınız 33 hocam. 33 puanla 10. sıradasınız. 6. Eyüp Spor'un puanı 42. Arada 9 puanlık bir fark var göze çarpan. Evet. Bu noktada hocam, özellikle de 1. Lig'de ligin son 10 haftalık periyotu çok çok zorlu geçiyor. Her şey ligin son 10 haftasında belli oluyor diyebiliriz. Evet. Bu noktada hocam, az önce zaten playoff mesajı verdiniz ama toparlarsanız neler söylersiniz? Şöyle, sonuçta haftaya Eyüp Spor'la oynayacağız ilk kendi sahamızda ve bu maç bu konudaki belirleyici maçlardan biri olacak. Sonuçta Ümraniye Spor'un galibiyetinin anlamlı olabilmesi için bir seri yakalamalıyız. Çünkü bu ligdeki en temel şey, bir seri yakaladığınızda 3-4 maçlık hem yenilmezlik hem de puan olarak otomatikman 4-5 sıra öne atıyor kendinizi ve bunun getirdiği özgüvenle de maçları kazanmaya başlıyorsunuz. Bizim de hazırlığımız bu sert periyodu ve Bandırma ile başladı. Deplasmanda bir puan aldık ve sonrasında da Ümraniye galibiyetiyle önümüzde Eyüp, Adana deplasmanı ve Ankara Gücü içeride var. Bu 3 maçın sonucunda da playoff için iddialı bir konuma gelebileceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi sonuna kadar vazgeçmek yok ve bizim, yani Manisa Spor Kulübü'nün hem vizyonu hem de gerçekten oyuncu kalitesi, bununla birlikte de oyun kalitesi ligdeki kendi adıma söylüyorum en iyi takımlardan bir tanesiyiz ve bundan da taviz vermek istemiyorum ama gerçekçi olmak gerekirse de liginde kendine has bir oyunu var. Bu kaos oyun içinde bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu sahada, içeride, dışarıda, deplasmanda 30 bin kişinin önünde de aynı oyunu oynayarak, kendi setlerimizi oynayarak modern oyunun gerekliliğini yapmak istiyoruz. Ben sonucunda şuna inanıyorum. Doğruları yapan, yan yana koyanların sonunda başarılı olmasının daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. O yüzden öncelikle playoff şansımızın sonuna kadar devam edeceğini ve umarım da gerçekleşir bu dileğim. Hocam, aramız var. Aradan sonra tekrardan devam edelim. Birkaç sorum daha olacak. Şimdi çok kısa bir ara. Sağ olun hocam. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Turgay Altay, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, hoş geldiniz. Tekrardan merhaba. Merhaba tekrar. Hocam, az önce konuştuk. Özellikle de hemen bahsedelim. Playoff hattıyla aranızda 9 puan var. Ligde şu anda iddialı bir konumdasınız. Geldiğiniz dönemki tabloyu düşündüğümüzde hedef ligde kalmaktı. Devre arasında da yapılan transferler var. Uzun bir planlamayla gittiniz Manisa Futbol Kulübü'ne. Manisa Futbol Kulübü'nden bahseder misiniz hocam? Çünkü Manisa şehrinde hatırlanacağı üzere Manisa Spor vardı. Manisa Spor ne yazık ki çok çok zor günler geçiriyor. Şu anda amatöre düştü. Bölgesel amatörlükle mücadele ediyor. Manisa Futbol Kulübü bu anlamda, Manisa Futbol Kulübü'nün renkleri de siyah beyaz oldu. Normalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Manisa FK oldu ismi. Halk benimsedi mi? Son durum nedir? Maçlarınıza ilgi nasıl? Kulüp yapılanmasıyla ilgili bilgi verebilir misiniz hocam bir de? Evet. Şimdi ilk önce şuradan başlamakta fayda var. Şimdi Manisa Futbol Kulübü adı üstünde Manisa'da kurulan bir kulüp ve Manisa'yı temsil ediyor. Özellikle son dönemde de
küçük kompakt bir stadımız var ve statta da hem taraftarımız gelmeye başladı. Son iki maçta taraftar sayımız bayağı fazlaydı ve biliyorsunuz ki eski Manisa, Vestel Manisa olduğu dönemdeki Manisa Spor Kulübü de Manisa şehri futbolla özdeşleşmiş, gerçekten de futbola yatırım yapmış, futbolu seven bir kent. Ben de Manisa kentinde yaşamaktan çok mutluyum çünkü gerçekten yaşam kalitesi çok yüksek ve yani insani kalitede çok yüksek ve ortam, bir Manisa'nın kenti, yatırımları, sanayisiyle birlikte bütünleşmiş bir kent. Ben de geldiğimde açıkçası bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum, bilmiyordum daha doğrusu. Ama hem İzmir'e yakın olması hem de birçok alanda, örneğin üzüm ve dünyadaki satılan üzümün %51'i Manisa kentinden çıkıyor. Yani tarıma da çok yatırım yapmış bir kent. Şimdi bununla birlikte bizim kulübümüz de yavaş yavaş büyüyen bir bebek gibi düşünebilirsiniz. Önümüzdeki iki hafta sonra tesisimizin yarısı açılmıştı. Diğer yarısı da açılıyor. Ve bir dahaki sene, önümüzdeki sene stat yenileniyor. Başka bir stada geçeceğiz. Gibi yavaş yavaş yatırım yapan bir kulüp. Hedefleri Süper Lig, hatta daha da fazlası. Özellikle başkanımızın bu konudaki desteği ve projeleri, yani vizyonu çok büyük. Hatta maçtan önce de oyuncularla konuştu, toplantıda bunları ifade etti. Çok net olarak söyleyebiliriz. Bizim bulunduğumuz yer, daha yukarılara bakmak, daha da önemlisi hedefimiz olan Süper Lig'e ama bu sene, ama önümüzdeki sene çıkmak ve bu şekilde de Manisa kentini temsil etmek isteyen bir kulüp var. Çünkü sonuçta yerleşkesi Manisa'da olan ve Manisalıların yatırım yaptığı, Manisalıların değer gösterdiği bir kulüp. Manisa Spor Kulübü de bir şekilde kardeş kulübümüz. Çünkü sonuçta Manisa'ya, Manisa'da olan ve yatırım yapan, spora destek olan her kulüp Manisa'nın geleceğine yatırım yapıyor demektir. Bu konuda da özellikle tesisleşme anlamında, profesyonellik anlamında gerçekten birincilik seviyesinin çok üstünde, Süper Lig seviyesinde. Ben yıllarca 12 yıl Süper Lig'de çalıştım ve oradaki seviyenin gerekliliklerini bilen bir insanım. Bunları fazlasıyla karşılayan, maddi manevi destek olan, özellikle belediye başkanımızın da bütün spor kulüplerine olduğu gibi kulübede bu konudaki desteği var ve dışarıdan da destekler olunca gerçekten ben önümüzdeki kısa, yani bu 2-3 yıllık süre zarfında göreceksiniz ki Manisa Futbol Kulübü planladığı organizasyon kalitesiyle, organizasyonuyla Süper Lig'e damga vuran ve gerçekten artık yani o 5-6 takım arasında kendine yer bulmuş ve dominant bir lig takımı olacaktır. Çünkü gerçekten kulübü yönetenlerin hem hayali bu, hem vizyonları bu ve yapabilecek potansiyelleri de var. Çünkü birçok alana yatırım yapıyoruz. Örneğin Türkiye'de belki de 2-3 tane kulüpte olan futbol laboratuvarı Türkiye'de Manisa Futbol Kulübü'nde de kuruluyor. Yani bu bile çok değerli bir şey. Altyapısında futbol laboratuvar mı oluşturacaksınız hocam? Evet. Bunun için yatırım yapılıyor. İşte yeni tesis önümüzdeki hafta bitiyor. Onunla birlikte bunlar yapılacak. O yüzden bir plan dahilinde ilerleniyor. Süper hocam. Tek acelesi olmayan, gerçeklerle hareket eden ve futbolun doğruları neyse onu yapmak isteyen bir kulüp. Ben de sahada, ben de beklenti bir futbol ekolü, kültürü yaratmak. Bunu yapmanın yolu da antrenman kültüründen geçiyor ve bunu da sağladığımızı düşünüyorum ki fiziki performans anlamında özellikle çok ligin en dominant takımıyız, yani onu söyleyebiliriz. Evet. Üç takımından bir tanesiyiz fiziki parametrelerde. Pas sayısında, topa sahip olma yüzdesinde birinciyiz ve geçen oynadığımız maçta lig rekoru kırdık. Hem Süper Lig hem birinciliği, 40 dakika topa sahip olduk. Yani bu çok değerli bir şey. Ve
bu oyun kültürünü ancak yavaş yavaş, yani fazla taşlarla oynamadan bunun üstüne inşa etmemiz gerekiyor. Bunun yanında kulübünde kulüp içinde de bir davranış kültürü oluşturmak gerekiyor. Bunlar adım adım ilerliyor ve bunu, burada da bize çok yardımcı olan özellikle sportif direktörümüz Taner Savut, Taner abinin de desteğiyle kulüp kişilerden bağımsız halde yürüyebilir hale gelmesi planlanıyor ki en doğru model de bu, çünkü en sağlıklı model gelir gider dengesinin net olduğu bir kulüp hüviyeti oluşturmak. Burada da yapılmak istenen bu. Umarım ben de parçası olmaktan mutluluk duyduğum kulübe bu şekilde hizmet etmeye devam ederim ve uzun yıllarda çalışma fırsatı bulurum. Zaten sözleşmem 2,5 yıllık. Gerisi neler getirir, yaşayıp görelim. Hocam, futbol laboratuvarından bahsettiniz. Önemli projeler var Manisa Futbol Kulübü'nde. Bunu anlıyorum. Benim sormak istediğim soru hocam size, uzun yıllar Aykut Hoca'nın yanında çalıştınız, görev aldınız ekibinde. Çok genç yaşlarda girdiniz, akademik kariyeriniz de var. Pro lisans sahibi bir teknik direktörsünüz. Hocam şunu sormak istiyorum, hatta dikkatimi de çekmişti bir röportajınızda. Pro lisansınız olduğu için size ekibinize dahil etmek isteyen, yani tabir yerindeyse lisansınızı kullanmak isteyen hocalar olmuş, kulüpler olmuş. Evet, böyle doğru. Kaç tane teklif aldınız hocam, reddettiniz? 4 tane teklif aldım. Futbol lisansımın satılık olmadığını, bunun etik bulmadığını söyledim ve bu şekilde olmak, yani bu kadar, ben yıllarca eğitim aldıktan sonra bunu hak ederek Türkiye'nin en genç pro lisans sahibi ikinci teknik direktörüyüm. Ve bunu kazandıktan sonra 2017 yılında lisansımın satılık olması kendimi ve sonuçta onu değersizleştirme anlamına geliyor ve bir kağıt parçasından öteye geçmiyor. Zaten Türkiye'deki ana problemlerden bir tanesi de bu liyakat. Evet. Liyakat sahibi insanların doğru mevkilerde olmayışı bunun temel sorunu. O yüzden maalesef bu çok fütursuzca kullanılan bir durum ve çok doğru bulmuyorum, etik de bulmuyorum, gayri ahlaki de bulmuyorum ama maalesef ülkede böyle bir düzen var. Çünkü bu şöyle, eğitim bu aslında onlara yapılan bir iyilik de değil, tamamen günü kurtarmak için yapılan iyilikler, yapılan şeyler aslında. Onların içinde de gerçekten çok değerli, çok iyi teknik adamlar var ama bunun bir usulü, yolu yordamını belirledikten sonra oralara gelmeleri hem onlar için hem Türk futbolu için hem de Türk futbolun geleceği için daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Böyle düşündüğüm için de yaklaşık ben 21 ay bu konuda kendi projemi anlattım ve birçok teklif aldım. Yani 21 tane teklif aldım ama 4 tanesi işte pro lisansla ilgiliydi. Bunların hiçbirini kabul etmedim ve sonucunda da sağ olsun Sayın Başkanımız Mevlüt Başkan'ın da desteğiyle, kendi projeme inanmasıyla bu yolu bana açtı. Ona da bu konuda müteşekkir ederim. Umarım genç teknik adamların, vizyoner sahibi insanların olduğu ortamda Türk futboluna daha çok benim gibi birçok nitelikli insan var. Onların da katılımıyla Türk futbolunu geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Benim de gayem, ben açık açık söyleyeyim, yani ilk geldiğimde de belki ilk teknik direktörlük kariyerimdeki ilk deneme bu. Ama kendimi kurtarmak için, günü kurtarmak için bugüne dair bir tane eylemin içinde bulunmadım. Ve bulunacağımı söyledim. Hala da öyle devam ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Bu arada dinleyenlerimizden gelen sorular var. Buyurun. Hasan Gündoğdu size teşekkür etmiş. Dün Manisa Futbol Kulübü'ne oynamıştım, kazandılar diyor. Turgay Hocam hem kendi kazandırdı hem de bana kazandırdı demiş Hasan kardeşimiz. Tebrik etmiş sizi. Kendisi bir Galatasaraylı. Pardon, düzeltiyorum hocam. Mehmet Kayra Galatasaraylı. Bir oyuncuyu sormuş hocam size. İyi yayınlar Salim. Hocama bir dönem Aksaray Spor'da oynayan, şimdi takımında olan Muhammed Taha Şahin hakkındaki görüşlerini sormak istiyorum. İletirsen çok sevinirim demiş. Ne dersiniz hocam oyuncuyla ilgili? Şöyle, şimdi
O pozisyonda 3 tane oyuncumuz vardı. Çok değerli kaptanımız vardı, Mehmet. O Kocaeli Spor'a gitti, ayrıldı. Kariyerini orada devam ediyor. Bedirhan Eskişehir Spor'dan gelen kardeşimiz, o da bir çapraz bağlarında işlem oldu, 2,5 oynamadı. Biz de geldiğimizden bu yana Taha'nın gelişiminden çok memnunduk ve fırsat vermek için de zaman kolluyorduk ve onun ben de genç oyunculara yatırım yapan ve değer veren bir insanım ve böyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Taha da Türk futbolunun geleceğindeki çok önemli oyunculardan biri olabilecek yetenekte, potansiyelde bir oyuncu kardeşimiz. Gelişiminden çok memnunum. Hatta birçok açıdan oyuncuları sadece saha içi performanslarıyla değil, saha dışında da işte fiziksel gelişimleri, saha dışındaki sosyal gelişimleri için de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da çok elit seviyede sporcu. Ben Türk futbolunda çok önemli bir kariyeri ve geleceği olacağını düşünüyorum. Umarım yolu bahtı açık olur. Hocam Cevdet Ünü var. Gazeteci yazar. Bizim yayınlarımızla da bağlanır sık sık. Evet. Mesajını iletmiş. Turgay hocamızı Radyo Spor'daki yayınlardan tanımıştık. Özellikle de Anadolu Ateş programlarından. Hocama sonsuz başarılar diliyorum. Gösterdiği tavır çok kaliteli bir tavır. Dileriz bu tavrında devam eder, başarılar demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Evet hocam, yani ben zaman zaman da burada bahsediyorum. Manisa Futbol Kulübü'nde göreve başlamadan önce sağ olun hiçbir zaman kırmadınız. Şu anda da öyle. Dün de kazandınız hocam. Tebrik ediyorum tekrardan. Eklemek istedikleriniz var mı hocam? Mesajlarınız neler olur? Aslında yani bizim genç nesil teknik adamların, hatta genç nesil demeyelim yani, yaşlı genç teknik adam diye ayrım yapmak da çok doğru değil. Türk futboluna katkı sağlayan tüm teknik adamların sahada kalmasını ve oyunun içinde kalmasını temenni ediyorum. Bunun yanında da oyunun süresinin artması gerekiyor. Ben inanın yani burada açık açık söyleyebilirim. Kendi oyuncularıma aynen şunu söyledim. Yere yatan, hakemi aldatan ve zaman çalan oyuncu önümüzdeki hafta kadroya almayacağım yani. Bunu direkt söyledim ilk geldiğim gün. Ve bunun da takipçisi olacağım. Bazen münferit olaylar olabiliyor ama genel olarak bizdeki hem Süper Lig'de hem de birincilikte topun oyunda kalması çok düşük ve benim de maçlarda hakem arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de söylediğim şey, yani lütfen rica ediyorum diyorum, yani maçı nasıl yönetirseniz yönetin, adil olun ama şu topun oyunda kalma süresini arttırın. Top ne kadar oyunda kalırsa oyunun kalitesi o kadar artar. Benim tek dileğim, temennim o. Ben de futbolu seven ve Türk futbolunun gelişimi için katkı sağlamaya çalışan teknik adam olarak bu konuda taviz vermek istemiyorum ve güçlü kalmak ancak böyle olur. Oyuncularıma da aynen bunu söyledim. Bizim de misyonumuz, hedefimiz bu yönde ve bir saha içi oyun kültürü oluşturmak istiyorsak bir davranış kültürü de oluşturmak zorundayız. Bundan da taviz vermeden devam etmek en büyük temennim. Umarım bu konuda başarılı olabilirim. Kendimi bu şekilde sahada ifade edebilirim. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir röportajdı. Özellikle de demiş olduğunuz gibi, yani çarpıcı bir cümleydi. Takım çalıştırmadan önce 4 tane lisansınız için teklif geldi. Bu teklifleri reddettiniz. Ben de geçtiğimiz günlerde bir tweet atmıştım. Özellikle de son dönemde bu lisans kullanımı ile ilgili. Okudunuz değil mi hocam? Okudum. Evet. Yani orada da hafif olduğumuzu düşünüyorum. Umarım hocam, yani inanın yani isimlere karşı değilim fakat burada bir standart yok. Standart olmadığı zaman da ülke futbol adına büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Evet. Bence kurumların en toptan prensipleridir. Bu noktada umarım Türk futbolu prensiplere sağlık kalır. Çok teşekkür ediyorum hocam. Görüşmek üzere. Sağlıcakla. Ben teşekkür ederim. Kendini bırak. Herkese de selamlar. Teşekkürler hocam. Selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Turgay Altay'dı. Manisa Futbol Kulübü'nü konuştuk. Manisa Futbol Kulübü dün sahasında Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Manisa Futbol Kulübü ve Ümraniyespor ligde beğendiğim takımlar arasında özellikle de Recep Uçar ve Turgay Hoca'nın iyi bir futbol oynattığını düşünüyorum. Ankara Gücü bu hafta önemli bir başarıya imza attı. 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 kazandı. İkinci bölümde Mustafa Dalcı da müsaitse bizlerle birlikte olacak, Ankara Gücü Teknik Direktörü. Şimdi aranın ardından biz buradayız. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün genellikle Spor Toto 1. Lig'i konuşacağız sevgili dinleyenler. Spor Toto 1. Lig'de dün sizlerle de paylaşalım. 27. hafta tamamlandı. 26. hafta tamamlandı. Hemen kontrol ediyorum. 26. hafta maçları oynandı. Bu maçlar doğrultusunda Ankara Gücü 2-1'lik skorla Bursa Spor'u mağlup etmişti. 52 puanda. Lider durumda Ümraniyespor Manisa FK'ya kaybetti. 49 puanı var 3. Erzurumspor'un puanı 44. Dün Adana Spor deplasmanında Erzurumspor berabere kalmıştı. Özellikle de ilk 2 sıradaki takım direkt çıkıyor. Bu noktada 3. sıradaki takımla puan farkı daha belirleyici. Ankara Gücü'nün şu anda 3. sıradaki Erzurumspor'la arasındaki puan farkı sevgili dinleyenler 8. Hattımızda konuğumuz Mustafa Dalcı. Mustafa Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhabalar. İyi yayınlar. İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz hocam. Teşekkür ederim. Hocam, önemli bir ve kritik bir galibiyet. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. 1-0 geriye düştüğünüz maçta son 30 dakikada heyecan doruktaydı. Son 30 evet. dakikada maçı çeviren bir Ankara Gücü vardı. Moral motivasyon anlamında da iyi bir maç olduğunu düşünüyorum sizin adınıza. Evet. Karşılaşmaya dönersek hocam, yorumunuzu merak ediyorum. Aradaki puan farkı 8 oldu Erzurum'la. Neler söylersiniz? Devre arası transfer yapmayan bir Ankara Gücü vardı. Bunu da paylaşalım. Evet, evet, transfer yasağımız söz konusuydu. Dolayısıyla o anlamda transfer yapamamıştık. Ama lige iyi başladık. İkinci yarı özellikle lige iyi başladık. Bundan iki hafta önce hiç düşünmediğimiz puan kayıpları maalesef yaşadık. Evet. Ama Bursa Spor maçında bunu telafi ettik. Bu haftaki sonuçlar da biraz matematiksel olarak bizim işimize yaradı. Evet. Ligde kolay maç yok. Bu saatten sonra artık her maçın kendi içerisinde çok ciddi zorlukları oluyor. Bursa maçı da düşündüğümüzden zor bir maç oldu. Aslında başlangıçta ilk 15 dakika 2-0 3-0 öne geçebilirdik. Sonra talihsiz bir gol yedik. Tabii mağlup olunca kendi sahanda bazı şeyleri çevirmek çok zor oluyor. Bursa Spor'un konumu itibariyle düşme hattında herkes ciddi bir mücadele gösteriyor. Puan ya da puanlar almak adına bütün güçlerini tamamen ortaya koyuyorlar. Bunlar da gayet doğal şeyler. Bizim de hedefimiz var. Biz de bu ligde çıkmak istiyoruz. Zor ve çetin bir maç oldu. Yani ikinci yarı çok ciddi baskılı başladık. Sonuç itibariyle ne olursa olsun 3 puan almak çok önemliydi. 3 puan aldığımız için de çok tabii ki bizim adımıza sevindirici. Bu haftada bir Erzurumspor deplasmanımız var. Çok zor bir deplasman. Bunun hazırlıklarına da bugün itibariyle başladık. Umarım orayı da çok doğru geçeriz. Hedefe giderken makas daralıyor. Her maç kendi içerisinde çok zor. Buraları çok doğru geçmeye çalışıyoruz. Bütün derdimiz, bütün amacımız bu. Hocam, Erzurumspor'la oynayacaksınız. Çok önemli bir maç. Erzurumspor'da ilk iki ve playoff hattında yer alan takımlar arasında. Onlar da önemli bir kadro kurdu. Evet. Paydaş özelliğimiz, her iki takımın da transfer tahtası kapalıydı. Devre arasında transfer yapmadılar. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Çok zor bir maç olacak hocam.
Dinleyenlerimizle kesinlikle de paylaşalım. 27 Şubat Pazar günü saat 16'da oynanıyor maç. Hocam ben evet, şunu sormak istiyorum. Erzurum Spor Deplasmanı ile ilgili. Siz Ankara'dan gidiyorsunuz Erzurum Spor Deplasmanı'na. Özellikle Erzurum'da rakım yüksek. Bunun için daha önceden planlama yaptınız mı? Bir gün önceden mi gideceksiniz? Yoksa maç gününde mi gideceksiniz? Çünkü zaman zaman teknik direktörler maç gününde gitmeyi tercih ediyor. Örneğin hatırlıyorum Beşiktaş'la oynadığı maç vardı Süper Lig'deyken. Şenol Hoca aynı gün gitmişti. Adana Demirspor'la oynadıkları bir final niteliğinde maç vardı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'da o da maç gününde gitmişti. Ya da iki gün öncesinde de gidilebiliyor. Sizin planlamanız nedir hocam? Rakımı düşünün. Şimdi rakımın yüksek olmuş olması tabii ki dışarıdan gelen takımlar için handikap oluyor. Evet. Yani bilimsel olarak maç günü gidilmesi en doğrusu. Çünkü anatomi ona uygun olması lazım. Çünkü rakımın olduğu yerde oksijensiz bir ortamda futbol oynamak durumundasın. Oraya alışabilmen gerekiyor. O rakıma ve hava şartlarına alışabilmen için ya 3 gün önceden gitmen gerekiyor ya da maç günü gitmen gerekiyor. Dolayısıyla biz 2 gün önceden gideceğiz. Tabii ki zor bir maç olacak. Hava şartları da bizi zorlayacak. Her takımı zorladığı gibi. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Umarım düşündüğümüz puan ya da puanları alıp evimize o şekilde döneriz. Hocam ciddi de bir engeli aşmış oluruz. Evet, bizi de dinliyorsa selamlarımızı iletelim. Süha Sidal. Süha abiyle biz bir dönem bunun da sohbetini yapmıştık. Dediğiniz gibi bu bilimsel bir olay. Özellikle de laktik asit oranı ile ilgili bir detay. Kimya ile ilgili olan arkadaşlarımız da bilecektir. Kimya ile fizikle ilgilenen arkadaşlarımız da bilecektir. Siz maç günü gideceksiniz değil mi hocam? Bunu anladım. Evet evet. Ya şöyle daha yani herkesin çok anlayabileceği bir dili rahatlıkla söylemek daha doğru olur. Evet. Rakımın yüksek olmasından dolayı çok yoğun bir oksijen olayı var. Bu da seni oksijensiz bir ortama sokuyor. Dolayısıyla maç müsabakasında nefes alıp vermekte bayağı oyuncu zorlanıyor. Dolayısıyla bu rakama alışabilmen için önceden gitmen lazım. En az 3 gün önceden gitmen lazım. Bu da tabii ki zor oluyor. Ya da maç günü gitmen lazım. Yani işin aslında doğrusu bu. Evet. Dolayısıyla o şartlara uyabilmek lazım. Bu seni etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Yani oyuncuyu %20, %30 etkileyebiliyor. Ama biz takımımızın kalitesine de güveniyoruz. Ona göre planlama da yaptık. Umarım her şey bizim elimizde düşündüğümüz gibi olur. Hocam çok çok önemli bir maç Erzurum Spor maçı. Son hafta dikkat ettim hocam. Sonradan oyuna giren oyuncular da katkı sağladı. Erzurum evet, Spor maçında sizin açınızdan hocam beraberlik de iyi bir sonuç maçı düşündüğümüzde. Çünkü direkt rakibiniz. Oyun planı ile ilgili hocam mutlaka öngörüyorsunuzdur. Nasıl bir oyun olacak? Ya biz yani sadece Erzurum maçını düşünmüyoruz tabii ki. Biz evet, hedefe oynayan bir takımız. Dolayısıyla içeride ya da dışarıda oynadığımız her maçı tabii ki galibiyet için oynuyoruz. Ama tabii ki kaybetmemek de önemli. Ama şunu çok samimi söylüyorum. Her maçı kazanmak adına planlamamızı yapıyoruz. Dolayısıyla oraya da mutlaka kazanmak için gideceğiz. Bunun için uğraşıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ona göre analizlerimizi yapıyoruz. O günün şartlarında tabii ki oyuncularımızın sağlık durumu da çok önemli. O güne kadar herhangi bir sorun yaşamazsak tamamen galibiyet için oraya gideceğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Hocam bu hafta oyuna sonradan giren iki oyuncu dikkatimi çekti. Genç oyuncular. Ali Kaan Güneren, Şahverdi Çetin. Şahverdi Çetin'le ilgili hocam ilginç bir detay. Mutlaka takip edenler vardır transfer sürecini. Ankara Gücü Süper Lig'deyken Beşiktaş'la anlaştı denilmişti. Fakat Ankara Gücü'ne transfer oldu. Şu anda da forma şansı buluyor. Zamanla aşama kaydı diyor iki oyuncu da. Ali Kaan izlemeye gelenler var mı ve Şahverdi'yi?
Ya ikisinin de takip edildiğini biliyoruz. Gerçekten yaşı itibariyle yetenekli ve kaliteli oyuncular. Evet. Bu ligde de bu yaşla şampiyonla oynayan takımda sürekli forma bulma şansları onların kalitelerini ortaya çıkarıyor zaten. Yeteneklerini açıkçası ortaya çıkarıyor. Biz de onlara her geçen gün yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da gerçekten bizim vermiş olduğumuz her şeyi almaya çalışıyorlar. Gelişmeye çalışıyorlar. Değişmeye çalışıyorlar. Bunları yaparken de tabii ki bu ligde yarışmaya çalışıyorlar. Formalarını da verdiğimizde hakkını gerçekten veriyorlar. Genç, yetenekli, dinamik oyuncular. Türk futbolu adına bence önemli kazanç olacak bu iki arkadaşımız. Ali Kağan zaten şu anda hali hazırda milli takım oynuyor. Şahverdi'nin de belli eksikleri vardı. İşte yurt dışından gelmesi, fiziksel olarak bazı şeylere hazır olmaması, mantel olarak hazır olmaması, ama bu sene fiziksel olarak, mantel olarak daha hazır, daha benimsedi. Her geçen gün üstüne koyuyor. Onun da mutlaka ve mutlaka bize de, kendilerine de çok faydası olacağını düşünüyorum. İyi futbolcular Türk futboluna kazandırdığımız için de tabii ki çok mutluyuz. Umarım daha iyi yerlerde olurlar. Bunu da hak ediyorlar. Bu yetenekleri ve bu potansiyelleri de kesinlikle var. Seyredildiklerini de biliyoruz. Bunlar da tabii ki bizi sevindiriyor açıkçası. Hocam, yani ikisi de önemli bir aşama kaydetti. Geçtiğimiz yıl Akhisar Spor'dan gelmişti devre arasında Ali Kağan. Sezon öncesinde de Şahverdi gurbetçi bir oyuncu, Almanya doğumlu bir oyuncu, Ankara gücüne gelmişti. Ali Kağan'ı da ben çok beğeniyorum hocam. Her iki oyuncuyu da çok beğeniyorum. Bunun yanı sıra hocam, Ankara gücü takımında incelediğimizde birçok tecrübeli oyuncu var. Erdem Özgenç, Eren Derdiyok, kaleci Akın, savunmada Yusuf, İshak Çakmak, bazılarının ismini unuttum, kusura bakmasın oyuncu arkadaşlar. Evet. Hocam, bu tecrübeli oyuncu topluluğuyla çalışmak nasıl bir duygu? Önce birinci sorunuzla başlayayım. Şimdi geçen sene Süper Lig'deyken devre arasında yönetim kurulumuzda şunu konuşmuştum. İkinci ligde belli oyuncular var. Evet. Ben mutlaka bu oyuncuların kulübe kazandırılması adına onlara şunu söylemiştim. Ali Kağan Gülüler'ini alın bana. Ondan sonra kimi alacaksa çok önemli değil. Mutlaka bu oyuncuyu Ankara gücüne kazandırmamız gerekiyor diye söylemiştim. Sağ olsun o günkü yönetimde bizi kırmadı. Akhisar'dan Ali Kağan'ı kulübümüze kazandırdık. O günden bugüne de çok ciddi aşama kaydetti. Ve almış olduğumuz bu genç oyuncu hem kulübümüze hem de kendisine çok ciddi katkı sağladı. Dolayısıyla bu anlamda tabii ki şahsen ben kazandırdığım için de mutluyum. İkinci sorunuza gelecek olursa, şu anda benim takımımda yaklaşık 11 kişiye yakın kendi oynadıkları kulüplerde ya da yıllarca oynadıkları kulüplerde kaptanlık yapmış lider vasıflı oyuncularım var. Yani bunların ismini saymakla bitmez. Dolayısıyla sırasıyla saymak istemiyorum, unutabiliriz. Ama 11 tane sürekli kaptanlık yapmış, takımlarında liderlik yapmış, önderlik yapmış karakterde oyuncular var. Bunları alırken de aslında bu yapılarını ve bu karakterlerini bildiğimiz için özellikle aldık. Erzurum'da aslında bize yakın bir planlama yaptı. Onlar da çok tecrübeli ve yetenekli oyuncuları aldı. Bu tarz oyuncuları aldığında çizginin içerisinde, oyunun içerisinde, akan oyunda mutlaka sana o anda ciddi reaksiyonlar gösterebiliyorlar. Olumsuz giden bir durumda tecrübeleri, yetenekleri ve yaşamışlıklarıyla mutlaka oyun içerisinde özellikle teknik ekibe ya da kulübümüze ciddi katkılar sağlıyorlar. Bu tarz oyuncularla çalışmak yeri geldiğinde çok zor, ama yeri geldiğinde de çok değerli ve önemli. Evet. Ben açıkçası şahsen bu oyuncularla çalıştığım için çok ama çok mutluyum ve çok şanslıyım. Çünkü hepsi de bireysel olarak ciddi bir dostluğumuz, arkadaşlığımız ve birbirimize güvenimiz var. Evet. Karakterli oyuncular. Bunları burada tanımadım ben. Geçmişlerini biliyorum. Bazılarıyla beraber çalıştım. Gittikleri her yerde yapmış oldukları, katmış oldukları katkıları çok iyi biliyoruz. Referansları çok sağlamdı. Dolayısıyla da aldığımızda da bunları birebir biz şahit olduk. Gerçekten onlarla çalışmak inanılmaz bana mutluluk veriyor, gurur veriyor ve zevk veriyor. İçerideki her sorunu çözebilecek kapasitede olmaları bizim için büyük avantaj. Açıkçası onlarla çalıştığım için çok mutluyum ve iyi ki de onlar şu anda bizim oyuncumuz.
oyuncumuz. Çok teşekkür ederim hocam, değerli yorumlarınız. Ben teşekkür ediyorum. Ankara'ya selamlar, görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, iyi yayınlar, sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ankara Gücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'ydı. TFF 1. Ligi noktaladık, Süper Lig'e geçelim. Hattımızda konuğumuz Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden, Türk futbolunun unutulmaz golcüsü Ümit Karan. Ümit hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Dünkü maçı da takip ettiniz. İsterseniz dünkü maçla başlayalım hocam. Galatasaray uzun bir aradan sonra ligde galip geldi. Maça dönecek olursak yorumunuz nedir? Göztepe deplasmanında 3-2 kazanan bir Galatasaray vardı. Tabii. Her gün izleyemeyeceğimiz bir maç izledik. Galatasaraylı olarak sadece son 15 dakika, 15 dakikasını izleseydik bizim için iyi olurdu da. Yani çünkü o 15 dakika, son 15 dakika haricinde Galatasaray'ın yani oyuna katkısı sıfırdı yani. Hakikaten futbol anlamında tamamen Göztepe oynadı. İlk yarı özellikle yani %28 topla oynama bir büyük takım için maalesef çok az ve çok yazık bence. Yani futbol kalitesi çok düştü Galatasaray'da. Yani futbolcu bir an önce çok acil toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Ümit hocam, Fatih Hoca döneminde Galatasaray 3. bölgede pozisyonlar buluyordu fakat son vuruşta eksiklik vardı. Torrent döneminde bunun da azaldığını gördük. Dün Mustafa Muhammed şans buldu. Sonrasında Gomis geldi, girdi. 2 penaltı golü var. Çok rahat bir şekilde attı. Golcüleri noktasında yorumunuz nedir Galatasaray'ın? Gomis'in ayrı bir gol açarsak. Zaten sezon başında o gol sıkıntısını söylüyoruz, dile getiriyoruz. Zaten Gomis takviyesi, yani bu yaşta bir oyuncu alıyorsanız demek ki büyük bir sıkıntı var forvet hattında, ki bu yaşta bir oyuncu transfer ediyorsunuz bu rakamlara. Dediğimiz gibi yani burada tabii genç oyuncular, Halil de genç, Gomis de Mustafa da genç, ama bunların bir ekstra eğitim alma, yani ekstra çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani gol vuruşu özellikle çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece ben Galatasaray'a geldim burada kalacağım, öyle bir şey yok. Ben hep bunu söylüyorum. Ben 2009 sezonunda Galatasaray'da kötü bir sezon geçirdim. Ama baktım artık ben kaptan olarak bile ertesi sezon yoktum yani. Çünkü gol sayım düşüktü. O yüzden hani kötü bir performans gösterdiğin takdirde Galatasaray'da çok kalıcı olamazsın yani. Onun üstüne çalışarak gitmen lazım yani. Yani Galatasaray'da formayı giymek, devamlılığı olmak kolay değil yani. Büyük takımlarda sürekli oynamak kolay değil tabii. Mesela hocam ligdeki gol krallarına bakıyorum. Gol krallığı yarışına bakıyorum. Haftalar geçiyor. Gol krallığı yarışındaki goller 12-13. Sizin döneminizde daha fazlaydı. Gol kralları daha fazla gollerle oluyordu. Çünkü biz çok atak oynayan futbollar sergiliyorduk. Yani biz şimdi bakıyorsun Galatasaray 4-2-3-1 sistemiyle oynuyor. Yani biz oynarken en kötü çift forvet ya da 3 forvet. Yani Necati, Hasan Kabze, ben, arkamızda İliç gibi biz önemli forvet hatlarla oynuyoruz. Ve ofansif futbol sergilemeye çalışıyoruz. Önde baskı kuran bir takımdı. Yani şimdi bakıyorsun Galatasaray daha çok hani pozisyonu kovalayan, defansif anlamda kademeleri düzgün yapmaya çalışan ve kontrol ataktan gol bulmaya çalışan bir takım haline geldi de ben de bunu Galatasaray'a yakıştıramıyorum. Yani Galatasaray her zaman önde baskı, gerekirse çift forvet. Yani Galatasaray'ın artık zaten çift forvet oynamak zorundasın. Yani 4-4-2 oynayacaksın ya da 4-1-4-1 en kötü ihtimalle oynaman lazım. Hani evet, bakıyorsun çünkü ceza sahasında hiçbir orta saha oyuncusu yardıma gelmiyor. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu gol atmaması ne demek ya? O böyle bir mümkünatı yok yani. Bakıyorsun bundan önce orta sahalar gol atıyordu Galatasaray'da. Hasan Şaş olsun, işte onlar, Suatlar, Okanlar, bunlar hep gol katkısı sağlayan oyunculardı. O yüzden orta sahadan destek gelmiyor ki ceza sahasına. İki hafta önceki maçta bak Gomis ceza sahasında 4 kere topla buluşuyor. Gomis'in dışında hiçbir tane oyuncu yok ceza sahasında. Yani kim gol atacak arkadaşlar? Yani katkı sağlamak istiyorsan oyunu ceza sahasında da koşu yapman lazım orta saha oyuncusu olarak. Hocam dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Az önce söylemiştim. Gol krallığı yarışında mesela Cornelius 12, Pesic 12, Umut Bozok 12, Asan Balongo Balotelli 10 gol. Mahsun Başdoğu yazmış. Ümit hocama sorar mısınız? Adana Demirspor ve Balotelli ile ilgili yorumu nedir? Balotelli'de marketing değeri önemli olan bir golcü. Adana Demirspor'a gelmişti. 10 gol attı. Tabii.
şimdi Adanalıyız ya. Ondan mı sordun? Ondan dolayı sordum muhtemelen. Tabii severiz Demirspor'u. Ama arkadaşlar da biliyordur mutlaka. Balotelli tabii biliyorsunuz. Onun zaten futbol yeteneğini hiçbir zaman kimse tartışmadı. Daha önce İtalya'da oynadığı zamanlarda hep bu Balotelli iyi bir futbolcu ama tabii futbolun dışındaki olaylar onu hep etkiledi. Yani sağ dışında ya da bazen sağ içinde yaptığı hareketler onu etkiledi. Ama tabii deli bir takıma gelince kendisini mutlu hissetti. Ondan daha delisi de varmış dedi. O zaman biraz sakinleşti herhalde. Ben performansını çok beğeniyorum hocam. Yani enteresan goller atıyor. Ya tabii yani iyi futbolcuydu yani Balotelli. Kendine zarar vermişti zamanında. Çünkü sağ dışında yaptığı hareketler, arkadaşlarına yaptığı davranışlardan dolayı çok zarar gördü kendisi. Ama tabii işte Adana'da kendi evinde gibi hissetti herhalde. Mutlu oldu. Mutluluğunu da sahaya yansıttığını düşünüyorum. Hocam Bekir Akıncı yazmış. Salim abi, Ümit hocama çok çok selamlar. Skordan bağımsız bir sorum olacak. Galatasaray'da Torrent'le yollar ayrılmalı mı? Torrent Galatasaray seviyesinde mi? Ümit hocama sorar mısın demiş. Şimdi tabii ben de teknik direktörlüğü yaptım ama başka hocalar için bu yorumu yapmak doğru değil. Evet, hataları var mı? Bence çok var. Ayrılması gerekir mi? O kararları yöneticiler vermesi lazım, biz değil. Çünkü bize yakışmaz başka bir hocanın mutlaka gitmesi lazım demek değil. Ama eleştirimizi yaparız. Hataları var mı oyunda? Var. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu Göztepe maçında özellikle Göztepe'nin teknik patronu da hatalıydı. Sen şimdi 2-1 öne geçtiğin maçı son 5 dakikada maçı veriyorsan santrafor sokup yani Yahovic'i alıyorsun. Yahovic gereksiz bir faul yapıyor. Mesela onu dile getirecektim aslında, baştan söyleyeyim de. Maçtan sonra bir açıklama yapmış. Demiş ki Türk futboluna utanç duyuyorum gibi bir şey mi? Öyle bir açıklama var. Ben Türk futbolu adına utanıyorum demiştim. Neden utanıyormuş peki? Yahovic'i ben almadım ki oyuna. Yahovic'i sen alıyorsun oyuna. Sen zaten 2-1 öndesin. Hızlı bir oyuncu, kontra atağa dönelik bir oyuncu alacaksan oyuna, o zaman anlarım Yahovic'i oyuna almanı. Yahovic'i alıyorsun, ağır bir oyuncu. Kontra atağa çıkmayacaksın. Yahovic gereksiz bir faul yapıyor. Orada hakime itiraz ediyor. Gereksiz bir itirazla o top gelip penaltı oluyor. O zaman hatayı sen kendinde araman lazım. Hep Türkiye'den utanç duyacak ne varmış ya? Türkiye ne yapmış sana utanç duyacaksın? Sen burada para kazan. Ben çok yanlış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Evet. Türk futboluna utanç duyuyormuşsun. O zaman çalışmayacaksınız burada. Hocam ama dünkü maç efsane bir maçtı. Zaten söylediniz siz. Bir şey de hakemlerin kararları doğru. Var mı yanlış karar bu? Hocam şunu söyleyeyim. VAR'la ilgili. Sürekli VAR'a gidildi ama VAR'ın en iyi kullanıldığı maç diye düşünüyorum ben. Ya ben de öyle düşünüyorum. Olabilir, hakem görmeyebilir. O yüzden zaten VAR geçirilirdi. Şimdi diyorlar ki VAR olmasaydı bu maç böyle olmazdı. Ama VAR maalesef. Yani evet. Bunu hep söylüyor zaten. VAR'ı kullanın diyor zaten yani bir insan. Buna ayıp bir şey yok ki. Bak hakem 4 kere VAR'a gitti ya da 3 kere VAR'a gitti. Hepsinin doğru kararı verdi yani. Ha, o maç esnasında belki daha konsantre olsa pozisyonları kendisi yakalayabilirdi. Evet. Yakalayamadı ama en azından toparlandı yani. Şimdi düşünsene bu maç VAR'a girilmeseydi maçtan sonra nasıl spekülasyonlar olacaktı? Bir de iki çok önemli takım yani. Sonuçta birisi alt sıraları ilgilendiren bir oyundu yani maçta. Evet. O yüzden VAR bu kadar devreye girmesini çok doğru buldum yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız yazmış. Ümit Karan'a çok selamlar. Çok özel bir oyuncuydu. Birçok çocuk onu izleyerek Galatasaraylı oldu. No Camp'ta Barcelona'ya attığı golü unutamıyorum. Bu mesajı lütfen okuyun. Çok çok teşekkür ederim demiş. Selamlarını iletmiş. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Senden kurtuldun mu artık? Çok teşekkür ederim hocam. Güzel bir yayındı. Kardeşim sana da iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Sağ olasın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ümit Karan'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, son bölümdeyiz. Son bölümde konuğumuz Oley.com editörü Murat Demiryaz. Murat abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
Hoş bulduk sevgili Sani Manav. İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim Murat abi. Bugün çok fazla bir zaman da yok. İstersen hemen maçlara geçelim. Maç, tahmin ve oran paylaşalım. Olay.com'da oluşturduğum bir kupon var. Onu da paylaşırsan sevinirim. Sevgili Salim Ana, bugün bir erteleme karşılaşması var Süper Lig'de. Başakşehir Konyaspor zor bir mücadele, çok dengeli bir karşılaşma bizi bekliyor ama buradaki kritik nokta her iki takımda da yeni transferlerin statü gereği oynayamayacak olmaları. Bu da Başakşehir'de özellikle Trezeguet ve Pizzi'nin Salih Uçan'ın oynamayacak olması demek. Okaka cezalı. Konyaspor'da da Hamilton forma giymeyecek. Abdülkerim cezalı. Bunların ışığında şunu söyleyebiliriz. Bu karşılaşmada ben çok fazla gol beklemiyorum. Çok dengeli bir mücadele olacak. Benim buradaki tercihim 2.5-6. Bunu söyleyeyim ve beraberlikle sürpriz kuponlara önerebileceğim bahis. Chelsea Lille maçı Şampiyonlar Ligi'nde yine o da kritik bir maç. Chelsea'nin favori olduğunu görüyoruz. Evet. Lille geçen hafta Mets'le berabere kaldı. Bu maça konsantreler. Açıkçası ben de bu maçta çok fazla gol beklentisi içerisinde değilim. Chelsea kazanmaya yakın ama çok fazla gol olmayacaktır. Bu karşılaşmada da benim görüşüm 2.5-6. Evet. Çok fazla riske girmek istemeyenlere yine Chelsea galibiyeti ama oranı çok düşük, onu söyleyelim. Villarreal Juventus maçı da zor bir karşılaşma. Villarreal'in kolay kolay Juventus'a teslim olmayacağını düşünüyorum. Burada da toplam 2-3 gol bahsini öneriyorum. Çok fazla riske girmemek için. Juventus'ta da çok fazza sakat oyuncu var diyelim. Chiesa, Chiellini, Dybala, Rugani sakat. Evet. Bonucci, Pellegrini, Bernardeschi şüpheli. Onu da söyleyelim. Yani dolayısıyla kuponumuz Başakşehir Konyaspor 2.5-6 1.63'ten olay.com'da 1.65. Chelsea Lille 2.5-6 1.76 oranı ve Villarreal Juventus toplam 2-3 gol 1.78 oranıyla sürpriz kuponumuzda Başakşehir Konyaspor 0-1.95 oranlı. Villarreal Juventus'a da ben sürpriz 1 diyorum. Villarreal kazanırsa şaşırmayacağım bu maçta da. Bu da sürpriz kuponumuz sevgili Salim Manav. Çok teşekkür ediyorum Murat abi. Olay.com'dan bu maçlar oynanırken, tüm maçlar yani canlı bahis seçeneği olan maçlar oynanırken aktif olarak canlı bahis yapabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Saymış olduğum maçların da canlı bahis seçeneği açık. Zaten günümüzde birçok maçta canlı bahis seçeneği mevcut. Bunu da paylaşalım dinleyenlerimizle. Olay.com'dan oynayabilirler. Olay.com normal orana göre daha avantajlı, 0.2 oranında daha yüksek. Olay.com'da daha fazla kazanabilir dinleyenlerimiz. Bunu aktaralım. Çok teşekkür ediyorum sana. Görüşmek üzere. Cuma günü görüşelim. Hoşça kal Murat abi. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese bugün iyi bir gün geçirmelerini diliyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Olay.com editörü Murat Demiryaz'dı. Murat Demiryaz Olay.com üzerinde yer alan maçları değerlendirdi. Kuponunu paylaştı. Olay.com üzerinden vermiş olduğu kuponu oynayabilirsiniz. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün Salı. Salı günü 13-14 arasında Engin Çetin ve Ali Erim Engin Görüş programında sizlerle birlikte oluyorlar. Ben şimdi mikrofonları onlara emanet ediyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.